Şeytanın avukatı. Birçok film şeytanı ve onun gizemini konu edinmiştir. Ama bu film diğerlerinden farklı olarak şeytanın birçok sırrını ortaya döküyor. Bu sırları öylesine derin bir şekilde karşımıza çıkarıyor ki, bazı araştırmacılar filmin yönetmeninin Illuminati gibi örgütlerle temas halinde olduğunu, hatta bu vesile ile şeytanla iletişimi bulunduğunu düşünüyorlar. Çünkü yönetmen, Şeytanın Avukatı isimli bu filmde, şeytanın insan kılığına girerek dünyaya Deccal'i yerleştirmeyi nasıl planladığını ve bunun bizim yüzyılımızda meydana gelişinin hangi yöntemlerle olacağını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda büyük iş adamlarını, Amerika'nın yöneticilerini ve Orta Doğu'daki kralları şeytanın peşinden gitmeleri karşılığında nasıl büyük liderler ve zengin insanlar yaptığını gösteriyor. Film, kısaca küçük bir kasabada yaşayan Kevin ismindeki başarılı bir avukatın hikayesini anlatıyor. İlk sahnede başarılı ve kibirli avukat Kevin, kaybetmeyi kendine yakıştıramadığı için çocuk tacizcisi bir adamı mahkemede kurtararak büyük bir günah işliyor. Bunun sonucunda hiç beklemediği anda yanına gelen bir adam, ona dünyanın en büyük hukuk şirketinde çalışma teklifini vererek başarılı ve kibirli avukata şan, şöhret ve para öneriyor. Avukat bu teklifi kabul eder ve Amerika'nın en üst düzey politikacılarının, iş adamlarının arasına girer. Fakat sırlarla dolu bir adam avukatın karşısına çıkar. O da işe girdiği şirketin sahibi olan John Milton. Bu sahnede John Milton'ın ilginç bir şekilde Orta Doğu'ya çok sık gittiği vurgulanıyor. Böylesine bir adamın yıllardır karmaşa içindeki Orta Doğu'ya neden sık sık gittiğinin cevabı ise merak konusu. Aynı sahnede avukat patronuyla tanışır. Bu tanışma biraz ilginç olur. Çünkü patron John Milton farklı ve gizemli bir karakterdir. Avukat kendi hayatını anlatmaya başlayınca patron John Milton gülerek "Biz sizi kurtlar arasına kuzu olarak gönderdik" der. John Milton'ın bunu söylemesi ise filmdeki en büyük sırla ilgiliydi. Aslında Al Pacino'nun canlandırdığı John Milton karakteri insan kılığına girmiş ve dünyada egemenlik kurmaya çalışan şeytanın ta kendisiydi. Patron John Milton, avukat ve karısına New York'un en lüks hayatlarından birini verir. Fakat bunlar sadece şeytanın tezgahlarından biridir. Avukatın karısı ise şirketin diğer çalışanlarının eşleri ile vakit geçirmekle meşgul, İleride başına geleceklerden habersizdir. Sırada ise avukatın ilk davası var. İlginç bir şekilde bu dava büyücülükle ilgili. Hem de Afrikalı Müslümanların kullandığı bir büyü çeşidi. Avukat, müvekkiliyle görüşmek için yola çıkar. Eski harabeler arasında kalmış, yıkık dökük bir binaya girer. Karanlık bir koridordan yer altına doğru iner. Çeşitli yerlere koyulmuş büyü malzemeleri, hayvan parçaları ve mumlar vardır. Bu karanlık, büyü malzemeleri dolu mekanda avukat, müvekkili olan Philip Moyes ismindeki adamla karşılaşır. Bu adam hakkında canice hayvan kesmek suçlarından dava açılmıştır. Moyes ile avukat arasında ilginç bir diyalog döner. Büyücü Moyes avukata, "Bizler kana yatırım yaparız. Bunun ruhani bir para olduğuna inanırız" der. Şimdi ise sahnenin anlamı ortaya çıkıyor. Büyücü Moes, karşı tarafın avukatının adını sorar ve cevabı alınca bir hayvan dilini çıkartarak o dile çiviler saplamaya başlar. Bu, İslam'da olan bir büyü çeşididir. Karşı tarafın konuşmasını engellemek, yani dilini bağlamak için yapılır. Gün gelir, mahkeme kurulur ve mahkemede karşı tarafın avukatını korkunç bir öksürük tutar. Yani büyücü Moes'in yaptığı dil bağlama büyüsü, mahkemede etkisini göstermiştir bile. Mahkeme sonunda şeytan karakterindeki John Milton, büyücü Moyes'e memnun oldun mu diye sorar. Büyücünün ise cevabı dikkat çekicidir. "Her zaman memnunum John. Bilindiği gibi büyücüler, şeytandan ve kafir cinlerden yardım alırlar." Bu nedenle büyücü Moyes'in John Milton'a, yani şeytana her zaman memnunum demesi de anlaşılmış oluyor. Sonraki sahnede şeytan karakterindeki John Milton, avukata bir öğütte bulunur. Bu, şeytanın insanların arasına nasıl sızdığını gösteren çok başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Şeytanın avukata söyledikleri şunlardır:
Kendine bu kadar güvenme evlat. Ne kadar iyi olursan ol, asla dikkatleri üstüne çekme. Bu en büyük hatan olur. Her zaman küçük görünmek zorundasın. Aptalı oyna, istenmeyeni. Saf görünen zeki ol. En başta beni küçük gördüler. Ama sen bile evrenin efendisi olduğumu tahmin edemiyorsun. Ve vurucu sözlerine ekliyor. Mona Lisa'nın eteğindeki el benim elim. Ben bir sürprizim Kevin. Geldiğimi asla görmezler. Bu sözler sizce neyim anlatıyor? Şeytanın nasıl yaklaştığını ve gücünü öven sözler aslında bunlar. 1700'lü yıllarda Avrupa'da bir şeytan konseyi kurulur. Bu konseyin kararlarında geçen sözler aynen şöyledir. İnsanlara şeytanın olmadığı söylenecek. Sanki şeytan yokmuşçasına halktan gizlenecek ve şeytan onlara gizli bir şekilde yaklaşacak. Sizce de bu karar ile filmdeki sözler birbirine çok yakın değil mi? Aynı sahnede şeytan karakterindeki John Milton, zengin ve ünlü bir kumarbazdan bahsediyor. Kendisinin arkadaşı olduğunu söyleyerek övüyor onu. Sonraki sahnede avukat ve eşi bir partiye giderler. İlginç bir şekilde şeytanın yardımcılığını yapan bir kadın, davete katılanlara Donald Trump'ın da buraya geleceğini ama acil bir işi çıktığı için gelemeyeceğini söylüyor. Şaşırtıcı ki bu film 1990'lı yıllarda çekildi ve Donald Trump 2017'de ABD başkanlığına seçildi. Neden onun isminin bu sahnede anıldığı, hem de insanlara ruhları karşılığında güç ve şöhret veren şeytanın yardımcısının onun ismini andığı araştırmacılar için hala büyük bir soru. Aynı sahnede şeytan karakterindeki patron John Milton, avukatın karısıyla tanışır ve ona ailesini özleyip özlemediğini sorar. Avukatın karısı ise, babasız olmaktan daha kötü bir şey varsa bu da benim babama sahip olmak der. Şeytanın cevabı ilginç. Bunu yaşadım, seni anlıyorum. Ve üstüne basa basa üç kere tekrarlar. Seni anlıyorum, inan bana anlıyorum. Bilindiği gibi Hristiyanlıkta Tanrı baba olarak adlandırılır. Ve şeytan babası Tanrı tarafından cennetten kovulmuştur. O sırada avukat patronun yani John Milton'ın evine girer. John Milton'ın sadece bir odası vardır. Başka hiçbir şeyi yok. Bunun üzerine avukat odadakilerden birine "Peki John Milton nerede uyuyor?" diye sorar. O sırada biri ona "Uyuduğunu kim söyledi ki?" diyerek cevap verir. Bu sahnede yine şeytanın bütün dilleri konuşabildiğini görüyoruz. İlerleyen zamanlarda avukatın karısının hayatında bazı değişiklikler olmaya başladığı görülür. Yavaş yavaş bunalıma girmek üzeredir. Hatta öyle ki kocasının iş arkadaşlarını, yani şeytanın yanında çalışan diğer kişilerin eşlerini farklı suretlerde insan dışı bir takım varlıklar olarak görmeye başlar. O günlerde avukatın dindar annesi kasabadan oğlunu ve gelinini ziyaret etmek için New York'a gelir. Avukat onu "Babil'e hoş geldin anne" diyerek karşılar. Babil şehri Kur'an-ı Kerim'de büyüyü insanlara öğretmesi için gönderilen Harut ve Marut adlı iki meleğin indirildiği şehir olarak geçer. Bu sözün ardından John Milton içeri girer. Fakat avukatın annesi onu gördüğünde şaşırır ve korkar. Bunun nedenini videonun ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Filmin sonraki sahnelerinde patron John Milton, avukat Kevin'i hukuk şirketinin başına geçirir. Bunun üzerine şirketin diğer müdürü Kevin'i kıskanarak tehdit eder. Avukat bu durumu John Milton'a anlatır. John Milton, bu sahnede insan şekline bürünmüş şeytan olduğunu neredeyse itiraf eder. Ve şu sözleri söyleyerek şeytanın insanlara bakış açısını gözler önüne sürer. Günahlarını işlerken o adamın yanındaydım. Tanrı'nın evlatları değil mi? Tanrı'nın özel yarattıkları. Onu uyarmıştım Kevin, onu uyarmıştım. Burada Tanrı'yı uyardığından bahsediyor. Tıpkı Allah insanı yarattığında şeytanın "Bunlara mı benden daha çok değer veriyorsun?" diye uyarması gibi. Fakat bu sözleri söylerken konuyu değiştiriyor ve Kevin'i tehdit eden kişiden bahsediyor. O sırada ne mi oluyor? Tabii ki Kevin'i tehdit eden kişi sokak ortasında bir takım cinni varlıklar tarafından öldürülüyor. Ve John Milton sözlerine devam eder. "İnsanları açgözlülük ve parayla beslersin. Ta ki gökdelen büyüklüğünde kibire sahip olana dek. Onlara öyle bir açgözlülük verirsin ki en basit hayallerde bile altın ve para olur. Bunu yaparken dünyayı internet ile bir araya bağlarsın. Egoları daha da şişer. Ta ki
İnsan kendi kendine tanrı olana dek. Geleceği satın alır, geleceği satarsın evlat. Dışarıda milyarlarca gelecek hayali kuran kibirli insanlar, her biri tanrının bu eski dünyasını becermek için uğraşıyor. Sonunda gerçek kaçınılmaz olur. Yaptıklarının hesabını vermen gerek. Artık sana yardım etmeyeceğim. Seni tanrının özel küçük yaratığı. Cümlesi bitmeden Kevin'i tehdit eden kibirli çalışanı Eddie sokakta öldürülür. Ve cümlesini belki Tanrı bizi yalnız bıraktı diyerek tamamlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, şeytanın hala insanları küçümsediği ve bütün mücadelesini insanların küçüklüğü üzerinden yürüttüğüdür. Aynı günlerde avukatın karısı iyiden iyiye kötü olmuş ve çıldırarak çıplak bir şekilde kilisede bulunmuştur. Onu bulan kocasına da kendisine şeytanın tecavüz ettiğini söyler. Ve şeytanın patron John Milton olduğunu da ekler. Fakat avukat eşine inanmaz ve onu akıl hastanesine kaldırır. O saatlerde bir adam avukatın yanına gelir ve çalıştığı şirketin bir hukuk şirketinden fazlası olduğunu, bütün büyük suçların arkasında patronunun yani John Milton'ın olduğunu anlatır. Ve 5 dakika bile geçmeden o adam da araba çarparak ölür. Sonraki sahnede avukatın annesi büyük bir sırrı açıklıyor. Ve avukat Kevin'a babasının aslında şeytan olduğunu, onun da John Milton olduğunu söylüyor. Bunu da yine John Milton'ın kullandığı İncil'deki sözlerle açıklıyor. Yani, bilin ki biz sizi kurtlar arasına kuzu olarak gönderdik. Filmin diğer sahnesinde avukat Kevin korkarak ilerlerken, şeytan John Milton'ın yardımcısı bir kadın, avukatı kolundan tutar ve korkuyorsun, merak etme, o bütün korkunu silecek. Bir daha asla korkman gerekmeyecek der. Avukat Kevin John Milton'ın odasına girer. Odanın zemini masonluk ve satanizmde olduğu gibi burada da dama desenlidir. Avukat John Milton'a kim olduğunu sorar. John Milton, ben bütün oyunların efendisiyim, yani şeytan der. Ve ekler, şüphe yok ki kibir en sevdiğim günah. Sonrasında da çok fazla çocuğum oldu der. Ve Tanrı'dan bahsetmeye başlar. Tanrı için vurdum duymaz, sadist ve insanlarla eğlenmeyi seven biri olarak bahseder. Ona mı tapacağım? Asla. Cennette köle olmaktansa cehennemde kral olurum. Ben her şeyin başladığı o günden beri insanlığı ilgilendiren her şeye burnumu sokuyorum. İnsan oğlunun hissettiği her tat ve heyecan için ben ilham kaynağı oldum. İsteklerini her zaman önemsedim ve onları asla yargılamadım. Neden? Çünkü insanoğlunu önemsedim. Onları asla reddetmedim. Şimdi cevap ver Kevin. Aklı başında kim bu yüzyılın tamamen benim olduğunu reddedebilir? Bu bölümde yönetmen artık ahir zaman denilen ve Deccal'in geleceğini bildiğimiz ve şeytanın gücünün en fazla olduğu dönemi yaşadığımızı vurguluyor. Ve filmin en önemli sahnesi. Yönetmen bize Deccal'in nasıl ortaya çıkacağını gösteriyor. John Milton, kızı ve oğlunu, yani şeytanın kızı ve oğlunu bu masanın üzerinde ilişkiye girerek çocuk yapmalarını istiyor. Peki bu masanın önemi ne? İsa peygamberin son akşam yemeği tablosundaki masa ile aynı boyutta, aynı renkte ve aynı şekilde bir masa. Şeytan iki çocuğunun da o masa üzerinde ilişkiye girmesini, bunun sonucunda doğacak çocuğun Deccal olacağını söylüyor. Sırada bu filmi izleyenlerden çok az kişinin fark ettiği bir detay var. O da şeytanın kızının avukat Kevin'la ilişkiye girmek için soyunduğunda aldığı pozisyon, İsa peygamberin çarmıha gerildiğindeki duruşuyla aynı. Yönetmen neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise hala açıklamadı. Filmin sonu tam olarak verilmemiş. Ama yönetmen, şeytanın insan kılığına girerek başka insanlara şan, şöhret, para ve güç verdiğini, bunun karşılığında onların kendilerini şeytana teslim ettiklerini, aynı zamanda şeytanın birçok farklı kılıkta karşımıza çıkarak bizi nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Farklı inançlardan birçok din adamı, bu film yayınlandığı zaman şeytanla ilgili bu kadar detaylı bilgiyi sadece onunla görüşen, şeytanın peşinden giden cinlerle bağlantısı olan birinin bilebileceğini söylediler. Birçok araştırmacıya göre de, Illuminati denilen örgütün üst düzeyindeki kişiler,
şeytandan yardım alarak dünya üzerinde bir yönetim kurmayı planlıyorlar ve Deccal'i bekliyorlar. Bu film, işte gizlenen bu sırları, bu işleyişin nasıl olduğunu gözler önüne seriyor.